konuğumuz tıbbi genetisyen Meryem Lubeyne Baltan. Biraz uzun yanlış okumadım değil mi? Hoş geldiniz. Yok, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Meryem diye hitap edeceğim Meryem Tabii Hanım. Ki. Propolis nedir Meryem Hanım? Propolis önce kelime anlamından başlamak istiyorum. Pro ve polis kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Yunanca bir kelime aslında. Pro savunma anlamında, polis ise şehir zaten daha çok bilinen anlamıyla. Propolis şehrin savunması gibi bir anlam ifade ediyor. Bu ismin verilmesinin sebebi de arılardan kaynaklı. Biliyorsunuz arı ürünüdür propolis ve arılar propolisi kendi kovanlarını korumak için kullanıyorlar. Ondan dolayı böyle bir isim verilmiş. Kendi kovanlarını korumak kısmını biraz açmak istiyorum. Evet, çünkü yarıyor bu propolis. Evet, propolisten bayağı bahsedeceğiz. Arılar propolisi kovanlarının giriş çıkış kanallarına kullanıyorlar. Bir de peteklerini güçlendirmek için, sağlamlaştırmak için kullanıyorlar. Giriş çıkış kanalında kullanmalarının sebebi kanalın temizliğini, kovanın temizliğini, kendilerinin hijyenini ve temizliğini sağlamak. Aynı zamanda kovana girebilecek bütün böcekleri, işte bakterileri, virüsleri, mantarları ve dışarıdan gelebilecek başka sinekleri vesaire bunları engellemek. Bundan dolayı propolisle kaplıyorlar giriş çıkış kanalını ve buradan kovana girip çıkıyorlar. Böylece kovanın hijyenini sağlıyorlar. Bir koruma kalkanı gibi bir şey. Aynen öyle. Çünkü propolisin özelliklerinden kaynaklanıyor bu da. Antimikrobiyal özellikleri, virüsleri, bakterileri, mantarları yok etmesi, bir hijyen sağlaması, temizlik sağlaması. Bundan dolayı o şekilde kaplanıyor. Aynı zamanda peteklerin tamirinde falan da kullanıyorlar. Çünkü onarıcı bir bakım etkisi de var. O şekilde de kullanılıyor. Ve biz bu sayede bunu takip ederek zaten doğadaki her şeyi kullanım amacına göre takip ederek insan vücudunda da kullanabiliyoruz. Aynı amaçlarla insan vücudunda da kullanabiliyoruz. Peki bunun propolisin ağız boğaz florasına ne gibi etkileri var? Tam olarak buradan yine aynı yerden yola çıkacağım. Ağız florası zaten sizin de çok iyi bildiğiniz üzere vücuda açılan ilk kapı ağzımız. En fazla mikroorganizma ağzımızda var. 700'den fazla mikroorganizma olduğu mikrobiyologlar tarafından tespit edilmiş bir şey ve bu çok gerçekten yüksek bir sayı ve bunların bu kadar yüksek sayıdaki bütün bu mikroorganizmaların bir dengede olması gerekiyor. Ağız florasının belli bir seviyede olması gerekiyor. Hiçbir bakterinin daha fazla artmaması, daha fazla azalmaması, bir mantarın yükselmemesi, ortaya çıkmaması gerekiyor. Yoksa çürükler oluyor, diş eti kanamaları, çekilmeleri, ağız kokusu, çürükler, aftlar, yaralar bir sürü direkt şey ortaya ağız florası çıkabiliyor. Bozulduğun zaman bizim dişsel olarak en başa çıkamadığımız birçok ağız hastalıklarına verebiliyor. Aslında bu propolisin önemini biz bu hastalık döneminde, koronavirüs döneminde etraftan duyarak anlamaya başladık. Evet, çok fazla çok gündeme fazla geldi. Bir duymaya başladık. Eskiden çok bilmezdik ya da yani belli bir katkı ürünü gibi, belli bir katkı besini gibi bilirdik. Ama bu pandemi dönemi bize propolisin önemini insanlara yavaş yavaş kazandırdı, öğretti diyelim daha doğrusu. Evet, aynen. En iyi gelen propolisin başka ağız florasına, enfeksiyonlara iyi gelen şeyler var mı propolisten başka? Tabii ki çok fazla var. Propolisin de etki ettiği gibi yine başka şeyler de var. Hatta ben onlarla birlikte bir sprey de hazırlamak istiyorum hem ağız hem boğaz için. Ama en temelde propolisi yine temel kullanacağım. Çünkü bu florayı o kadar güzel düzene sokuyor. Bununla alakalı çok güzel çalışmalar var. Bilimsel çalışmalar, makaleler, bir sürü araştırmalar var. O kadar güzel dengeye sokuyor ki ve aynı zamanda hiç dokulara zarar vermiyor. Bu bence çok önemli bir kısmı. Çünkü çok güzel fayda sağlayabilirdi ama aynı zamanda ağız dokularına zarar da verebilirdi. Dişlere zarar da verebilirdi. O zaman istediğimiz gibi kullanamazdık. Ama hiçbir zarar vermediği de tespit edilmiş. Ondan dolayı istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Spreylerde, işte gargaralarda, diş macunlarında, birçok ağız ürününde kullanabiliyoruz. Hem çürükleri önlemede, hem işte diş eti rahatsızlıklarını engellemede, yaraları yok etmede, kanamaları gidermede. Bütün bu ağızla alakalı ağız kokusu gibi birçok problemi yok etmedi. Aynı zamanda ağızdan sonra zaten boğaz geliyor. Boğaz enfeksiyonlarında, bademcik şişmelerinde, öksürükte ve boğaz enfeksiyonuyla alakalı birçok rahatsızlıkta da olumlu etki yapıyor. Başka şeyler de getirdim yanımda. Güzel bir ağız boğaz spreyi hazırlayacağız. Sprey gargara artık nasıl kullanılmak istenirse. Onları hazırlayalım mı seyircilerimize? Daha öncesinde bir şey sormak istiyorum. Bu propolis şimdi belli bir işlemlerden geçirildikten sonra kullanılıyor değil mi? Mesela arıcılıkta diyelim ki dışarıda herhangi bir köyde, Kars'ta, orada, burada, memleketin neresinde yapılıyorsa
Orada toplanılan propolis saf propolis olarak değil mi? Şimdi propolis oradan kovandan aldığımızda evet. bir kere propolis kovandan kovana farklılık gösteriyor. Çünkü arının nereden aldığı önemli. Evet. Bu bir kere önemli bir kısmı. Onun için içindeki bileşenlere bakılması lazım ki istediğimiz faydayı sağlayacak kadar şey var mı içinde? Bir bu önemli, bir de bunun çözülmesi lazım ki bal mumundan falan ayrıştırılması lazım. Veya propolis dedik ya, kovanda başka kirleri tutuyor, sinekleri, böcekleri uzaklaştırıyor, bir sürü şeyi tutuyor. Onların uzaklaştırılması lazım. Bal mumunun uzaklaştırılması lazım. Saf propolisin elde edilmesi lazım. Ben buraya getirdim bir tane saf propolis. Yağda çözülmüş bir propolis. Suda veya yani yağda çözülebiliyor. Anlatmak istediğim, bu belli bir kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra gerçek ve faydalı hale gelebiliyor. Evet, doğru. Çünkü direkt oradan petekten alınan bir propolisin, hani biz Türk milleti biraz fazla şeyiz, zekiyiz ya. Hani kullanayım çocuğuma vereyim şeklinde olduğu zaman bunun gerçek faydasını göremeyecek, değil mi? Yani nasıl bir petekten aldığını, nasıl aldığına i̇şte bağlı. Bunu arıcılar daha iyi biliyor aslında. Arıların nasıl topladığını, kovanın ne durumda olduğunu, anladım. İçinde ne kadar, yani böcek sinek bile çıkabilir içinden. Her şey gibi. Onları biliyor, ona göre hani ayrıştırılabilir. Evet. Ama illaki bir işlem olması lazım. Kendisi de olsa ayırması lazım. Bu alkolde, suda, yağda bir sürü şeyde çözülebiliyor ve bir şekilde ayrıştırılabiliyor. İçindeki bize lazım olan şeyler zaten belli. Biz onları alıyoruz, onları kullanıyoruz. O şekilde yapıyoruz. Ben yağda çözülmüş bir versiyonunu getirdim propolisin. Şimdi bir ağız suyu, boğaz gargarısı hazırlayacağımız malzemeler var. Aynen, bunlarda evet, ne kullanacağız? Propolis. Evet, şimdi ben tek tek buradan sayayım. Tek tek göz suyumuz mi? Var. Ya bu kullandığım malzemelerin bu arada hepsi tek başına bile bu konularda etkili malzemeler. Başta propolis olmak üzere. Evet. Ama biz bunları bir araya getireceğiz ve çok daha etkili, çok daha güzel hale getireceğiz. Gül suyumuz var burada. Tek başına da gargar olarak kullanılabiliyor zaten. Kekik suyumuz var. Zaten propolisimiz var. Evet. Yağda çözülmüş. Ada çayımız var. Bunlar hepsi tek başına da gargara yapılabiliyor. Bu boş bir şişemiz. Bunun için de ben hazırlayacağım en son. Bunu şu şekilde hazırlamış olayım. Bir de son olarak nane yağımız var. Az da bundan ekleyeceğiz. Bu da hem antiseptik, antibakteriyel özelliklerini kullanacağız. Evet. Hem de aynı zamanda ağız kokusuna da faydası olsun. Ağza güzel, hoş bir ferahlık versin. Evet. Rahatlık versin. Bunun yerine okaliptüs yağı da tercih edebilirdik. Ben nane yağını daha çok seviyorum. Onun için onu getirdim. Kekik bunları suyu şimdi... ve adaçayı. Adaçayını mesela ben hastalarıma boğaz gargarası olarak tek başına çok öneririm. Evet, çünkü çok güzel çok ciddi oluyor. Bir antiseptik, hem boğaz hastalıklarında, diş eti rahatsızlıklarında çok ciddi oranda faydasını gördüğümüz bir şey. Kaynatın, soğutun derim ve sürekli normal bir gargara, kimyasal bir gargara yapmaktansa bunu kullanın derim ve çok güzel cevaplar alırız. Bunun içerisinde bir birleşen olarak muhtemelen çok daha güzel olacak. Evet, çok bunların hepsini ben tek başına bile gargara olarak, yani nane yağı hariç, o tahriş eder. Hepsini tek başına bile kullanabiliriz aslında. Tabii. Bunlar birleşince gerçekten mükemmel bir sonuç ortaya çıkıyor. Ben beher getirdim. Onları. Hani milimlerini de gösterebilmek adına beherle hazırlayacağım. Şu şekilde. Şimdi önce ada çayımızı alacağım. Sizin de dediğiniz gibi tek başına bile oldukça zaten etkili. Bu kaynatılıp soğutulmuş normal ada çayı bitkisinin kaynatılıp soğutulmuş hali. Yalnız bunlar yaprak halinde olan ada çaylarını diyoruz. Evet. Çay yapılmış olan ada çayını değil. Onu özellikle belirtmemiz kendimiz gerekiyor. Alacağız yaprak kendimiz alacağız halini. Ada çayını, kaynatacağız orada olan o suyunu. Çünkü biz ada çayı dediğimizde gidip hani aktardan hazır bir ada çayını alıp da yapmak değil. Lütfen bunu özellikle belirtin. Değil. Evet. Ada çayı yerine kekik, mesela ben kekik suyu getirdim ama o da kekik çayı da olabilirdi mesela. Papatya çayı olabilirdi. Evet. Hatmi çiçeği çayı olabilir. Şu an tarifi biraz genişlettik ama bunlar da çok faydalı olurdu. Papatya boyamaz mı? Yani sonuçta onda biraz dişlerde boyama meydana getirebilir mi acaba diye aklıma geldi ama bilmiyorum. Gargara yaptığımız hani gerçi ağız içine direkt püskürtürsek boyayabilir. Ama üstünde fırçalarsak doğru, çok bir şey olmaz. Doğru, sonrasında fırçalanabilir. Gargara yapıp tükürebiliriz belki. Ada çayını ben şimdi 40 milim kadar alacağım bunun içine. Burada zaten beherden görüyorum. Şu şekilde. Koyulan malzemeleri tekrarlıyorum ben. Ada çayı, kekik suyu, sıvı propolis... Yağda çözünen sıvı propolis ya değil ben mi? Onu kullandım. Başka Evet, da siz onu tercih kullandınız. edilebilir. Nane yağını kullanıyoruz ama nane yağı yerine okaliptus yağı da Onu da kullanabiliriz. Bunu kullanabiliriz. sadece nane yağı ya da okaliptus yağını sadece koku için kullanıyoruz. İyi bir tat ve koku elde etmek için. Rahatlatması, antimikrobiyal etkileri de birazcık. Ama bunu çok az katacağız. Hem tahriş eder hem yanma yapar. Evet. Ağızda, boğazda. Özellikle çocuklara falan gargara yaptıracaksak daha zor olur. Kekik suyunu da ben yine 20 milim alacağım. Eşit miktarda ada çayıyla. 20 milim ada çayı koyduk. 20 milim kekik suyu koyuyoruz.
şekilde. Hı. Şimdi gül suyu alacağım. Gül suyu da yine Gül suyunu da yine faydalı. aynı. Bu gül Özellikle suyu da yine bu hani bildiğimiz o mis gibi kokan güllerin kaynatılmasından elde edilen gül suyu değil kaynatarak mi? herkes kendisi de elde edebilir Evet. ama saf gül suyu, yağ altı gül suyu diye satılan gül suları var. Yağ altı olarak geçiyor. Saf gül suyu bu. Hani boya yok, içinde Anladım. işlem yok, başka bir şey yok. Normal gül yağı elde edilirken Evet. ara ürün olarak çıkan gül suyundan bahsediyorum. Ama İşlem görmemiş kişi o o var hali. olan hani güzel mis gibi kokan o güller var ya, doğal Evet. olan güller, onu alıp kaynatıp da yine elde Evet, tam edebilir da değil gül mi? zamanı geliyor. Mayıs gül Ne zamanıdır. kadar güzeldir Tam gül onlar. yağının, Çok gül severim. suyunun hepsinin çıktığı ve güllerin her yerde Mis gibi, olduğu ne bir zaman. güzel. O zaman gerçekten çok güzel. Yani yaparsın, kaynatırsın, katarsın. Evet. Çok uzun durmaz çünkü koruyucu yok içinde ama en azından işini görecek Tabii kadar ki. yapabilirsin. Bundan da mı, gül suyundan da mı 20 milim Yok, koyuyoruz? bundan 5-6 milim kadar 5-6 milim koyacağım. Bundan çok koyuyoruz. fazla koymama gerek yok. Diğerleri Evet. daha etkiliydi. Bu da yine çok etkili ama diğerleri bundan daha etkili Tabii. aslında. Birleşimi güzel bir Özellikle şey çıkarıyor. kekik suyu ile ada çayının çok ciddi antiseptik etkisi var ağız Evet, içerisinde. şimdi propolisimize geldik. Zaten temel ürünümüz şu an bu tarifteki. Bunu yine ben şu şekilde dökeyim. Propolisi özellikle koyarken o kahverengi renkte mi? Ben merak Evet, ediyorum. şöyle göstereyim ben. Evet, suyun içerisine koyarken de gösterelim mi onu böyle tek Tabii ki yukarıdan? zaten böyle dökeceğim, Tamam. dökmeyeceğim. Şöyle bundan 3-4 damlalık kadar buna koyacağım. Bu yağda çözündüğü için daha farklı, suda veya alkolde Evet. çözünenler daha açık renk Vişne gibi oluyor. bu. Daha sarı oluyor değil mi diğerleri? Evet, Daha. daha sarı oluyor. Böyle açıkçası biz hani bunu çözdüğümüzde içindeki istediğimiz maddeleri daha iyi tutabildiğini görüyoruz işin aslı yağda çözdüğümüzde. Anladım. Bir de hem alkolle işlem görmemiş oluyor hem suda çözdüğünde çok ayrışma oluyor. O Evet. da olmamış Biz oluyor. ağız gargaraları yazarken en büyük sorunlarımızdan birisi içerisinde alkol var mı diye hastalarımız tarafından sorulması Tabii bir bize. de özellikle çocuklara Evet, kullanırken bu evet. daha büyük problem. Bunda öyle bir şey olmamış oluyor ve çok güzel çözünüyor. Rengi de çok güzel oluyor bu Değil mi? arada. Evet, rengi güzel Tatlı bir olmuş. rengi oluyor. Ondan diyelim ki propolisten fazla koymuş olmak herhangi bir zarar sağlar Hayır, mı? zaten bunu yutmayacağız. Hani propolisi çok fazla tüketmek Evet. belki olumsuz sonuç oluşturabilir ama çok çok fazla tüketmek gerekiyor onun için de. Evet. Bunu zaten yutmayacağız, çalkalayacağız, gargara yapacağız ve tüküreceğiz. Evet. Veya sprey olarak gibi. Ben çeşitli başlıklar getirdim bu arada. Birazdan göstereceğim nasıl kullanabileceğimize dair de. Nane yağımıza geldik Nane en son yağından ne kadar olarak. kullanacağız? Nane yağından sadece 3-4 damla kadar katacağım. Çok fazla katmayacağım ki hem tahriş etmesin hem Evet. yakmasın. 4 damla kattım şu an. Şu an aslında bu hazır. Birazcık karıştıralım. Yani eşit dağılsın içinde diyor. Özellikle nane Bunların yağı hepsi ayrışabilir. kaynatılmış, soğutulmuş olarak elde Evet. edilmiş olan sular. Bunu bu şekilde karıştırdığımızda şöyle çok güzel Evet, hazır güzel bir oldu. renk oluştu. Bunu istersek direkt böyle hani içeriz Direkt ağız bardakta falan içerisine hazırlarız. çalkalayıp tükürürüz, Alırız, içemeyiz. çalkalır. Yani Evet. içeriz derken ağzımıza bir Evet. gargara yaparız, çalkalarız ve tükürürüz. Öyle yapabiliriz. Veya ben şöyle bir şişe getirdim. Boş bir şişe bu. Herhangi bir Koyalım şişe ona. olabilir. Şöyle bir ufak bir Onu huni misle, evet. yardımıyla koyabiliriz rahatlıkla. Buna döküp ondan sonra çeşitli başlıklarla daha kolay uygulayabiliriz. Özellikle çocuklarda bu çok kolaylık sağlıyor. Ben kendi çocuklarımda bunu çok yapıp böyle kullanıyorum. Daha hoşlarına gidiyor bir de böyle değişik Evet, başlıklarla doğru. sıkmak. Şimdi ilk önce şu başlığı göstereceğim. Bu normal bir sprey başlık. Kozmetik ürünlerde falan kullanılabilen bir sprey Evet. başlık. Bunu ağız içine sıkmak için. Normal direkt ağzın bu ön yüzeyindeki diyeyim. Evet. Plakları falan hem engellemek hem bu ağız içi florasını normal düzene sokmak için. Bu başlığı takabiliriz. Hatta hemen şöyle takıp göstereyim. Bunu bu şekilde böyle sıkabiliriz Evet, direkt. bütün Şimdi etlerine sıkmayacağım. veya boğaza sıkabilir. Evet, aynen. Şimdi bunu değişeceğim. Bu özellikle çocuklarda biraz daha kolay bir O başlık. ne Bu güzelmiş. eczanelerde veya böyle kozmetik ürün satan Evet. yerlerde bulunabilen bir şey. Şöyle bir başlık. Özellikle boğaza sıkmada büyük kolaylık veya çocuğun ağız içinde hani Evet. ulaşamadığı yerlere sıkmada çok büyük kolaylık. Böyle bir başlık da tercih edilebilir. Ben daha çok çocuklarda bunu tercih ediyorum. Bununla sıkıp böyle bu şekilde kapağını kapatıp muhafaza edilebilir. Edebilirler. Ama bizim için en kolay kullanım herhalde direkt Ya büyükler ağzımıza için alıp çalkalayıp gargara. tükürmek tabii ki daha Evet. etkili olabilir. Boğaz için fıs fıs biraz daha rahat geliyor veya çalışma yaşantısında onu Evet. alıp da ağız içerisinde bir lavaboyu bulup ki hijyen açısından çok önemli. Nerede gargara yapacaklar? O yüzden hani ben gargara yazarken de daha çok böyle fıs fıslı olanları Daha hemen kolay tercih oluyor. ediyorum. Kullanım açısından kolay oluyor. Diğerlerince Evet. kullanımı biraz daha zor olduğu için kullanmayabiliyorlar. Peki bunun fazla kullanımının
bir zararı var mı? Günde kaç defa Bunu diye hani günde öneriyorsunuz? 4-5 defaya kadar kullanabiliriz. Rahatlıkla Yutmayacağız. Yapabilirler. Zaten çalkalayacağız. Çocuklarda yutma süpüreceğiz. Sorunu olabilir. Çocuklarda yutabilir yutma zararı. Sorunu olabilir. Ona göre işte sıkacağımız miktarı Evet. ayarlarız. Hani iki fıs sıkar bırakırız. Çok zaten çocuğun ağzı da ne kadar çok fazla da Doğru. gerekmez yani. Veya o koyduğumuz Genelde katkı yutma. Nane ya da okaliptusu biraz daha Naneyi az ben koyup koymuyorum mesela çocuklara çocuklarda. yaparken. Onu Çünkü şikayet ki ediyorlar. İzleyicilerimiz onu Aslında iyi bir bilsinler. zararı yok. Hiçbir zararı yok. Evet. Ama çocuklar ay ağzım yandı. Ay şöyle hani Evet. anne sakız bile çiğnemezler genelde. Doğru. Öyle demesinler, soğumasınlar bundan hani yaptırsınlar diye katmamayı tercih ediyorum. Onun yerine bal katıyorum ya da pekmez katıyorum içine. Böyle mesela atıyorum bu 50 milimlik bir şişe bunu tam doldurduğumuzda bunun Evet. içine ben ne kadar diyeyimse bunun 10 milimini falan bal koyuyorum ya da pekmez. İkisi de oluyor ve o şekilde veriyorum çocuklara. Bu sefer hem tatlı geliyor, Evet. hoşlarına gidiyor hem de balın da pekmezin de boğaz enfeksiyonlarında Tabii. zaten faydaları var mutlaka biliyorsunuz. Onlardan da diyorum hani aynı zamanda faydalanmış olayım. Hoşlarına da gitsin. Açıkçası ben bu haliyle tercih ediyorum ama çocuklara o şekilde daha kolay oluyor. Hani farklı tarifler dönüştürülebilir, değiştirilebilir. Doğru, Bu haliyle içerisinde. oldukça etkili, güzel. Özellikle çürükleri önlemede, bu diş eti kanamalarında, Evet. çekilmelerinde, ağız içi yaralarında, aflarda onu söyleyecektim. Bu damlalıklı kapak bir de getirdim. Bunu böyle ağız içi yaralarının direkt üzerine şununla alıp Daha sonra reklamlardan sonra Tabii ki. anlatalım mı? Tabii Aflar ki. çünkü çok önemli. Tamam. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Ardından Tamamdır. tekrar aflarda nasıl kullanılıyor propolis onu anlatacağız efendim. Tamam. Meryem Hanım, reklamlardan önce sormuştum, hatırlatalım. Şimdi bu hazırladığımız karışımın, gargaranın veya propolisi daha doğrusu aflarda direkt kullanabilir miyiz? Onu sormak Evet. istiyorum. Şimdi bu propolisi normalde tek başına da direkt bu aftların yaraların üzerine damlatmak çok güzel fayda sağlıyor. Evet. Veya propolisi çörek otu yağıyla karıştırıp %50-%50 oranda karıştırıp bunu yine direkt ağız Bu çörek yaralarına otu yağı yine aktardan soğuk alınan bir şey sıkım, midir? Soğuk hakiki sıkım. çörek otu yağından bahsediyorum. Evet. Kesinlikle soğuk sıkım olmalı. Hakiki çörek otu yağı olmalı. Hani mümkünse gözünüzün önünde Evet. sıksın öyle. Çünkü yağda gerçekten çok içine başka şeyler katıldığını duyuyoruz. O şekilde bunu %50 propolis, %50 çörek otu yağı şeklinde karıştırdığımızda çörek otunun da çok etkisi var bu Tabii. yaralarda. Üzerine direkt damlatıyoruz. Özellikle şu dudak iç kısmında mesela dişlerin ön yüzeylerinde Evet. çok çıkıyor veya dil kenarlarında, Şimdi yanak aftın içlerinde. çıkmasının büyük bir sebebi vücut direncinin düşmüş Evet. olması. Propolis zaten vücut direncini Evet. artırıcı bir malzeme olduğu için bir etken bir malzeme olduğu için de Aynen. bu yönden de etkisi var. Aslında iki yönden etkisi var. Evet. Hem genel vücut Zaten sağlığına değil mi? tam ona geliyordum. Bunu damlatınca yutacağız bunu. Üzerine Evet, onu açıklayalım damlatacağız. özellikle. Evet. Bunu damlattım. Mesela burada bir Evet. aft var. Üzerine damlattım böyle 3-4 damla. Biraz bekletiyorum orada. Tükürümü bir yutmuyorum. Birazcık bekliyorum ki orada biraz daha etkisi. Sonra yutuyorum tamamen. Direkt atıyor. Vücuduma da faydası Evet. olması gerekiyor. O yaranın üzerine de damlatıp direkt faydası olmak üzere. Hatta yara demişken mesela elde, ayakta, vücudun herhangi bir yerinde çıkan yaralar, sivilceler veya böyle bakteri enfeksiyonuna dayalı özellikle mantar enfeksiyonuna dayalı şeylerde üzerine damlattığımızda beklettiğimizde zaten tek başına propolisle bile bunu çözebiliyoruz. Tek Ağız yaralarında propolisi da mi aynı şekilde. süreceğiz? Yani vücut yaralarında da diyelim ki elimizde veya ayağımızda bakterisel bir yara var veya mantar yarası gibi bir yara var. Viral de Direkt olabilir. evet viral bir yara var. Propolisi direkt mi süreceğiz yoksa yine söylediğiniz gibi o çörek otu yağıyla mı bir tarif İster direkt verebilirsiniz? süreriz bu çözülmüş hali suda veya alkolde veya yağda çözülmüş hali. İster çörek otu yağıyla karıştırır süreriz. İstersek de bu yaptığımız karışımı. Bunun içinde de zaten ada çayı dedik, kekik suyu dedik, gül suyu dedik. Hepsinin zaten bunları yok edici etkileri var. Hepsi başlı başına birer iyileştirici. Onun için bunu da direkt zaten bu damlalıklı kapağı da onun için getirmiştim. Bunu direkt böyle alıp o yaranın üzerine damlatabiliriz. Zaten bunu ağza sıkınca o ferahlığı, o Tabii. temizliği insan direkt hissediyor. Çok güzel, Ki rahatlatıcı bir zararı şey oldu. olmayan bir şey. Propolis Evet. zararlı değil. Evet. Yağda çözünen, suda çözünen değil mi? De başka Evet. neyi vardı propolisin? Alkolde de çözünebilir. Artık kişinin nasıl Alkolde de alacağıyla alakalı neyi çözünebiliyor. tercih edeceğiyle. Ben yağda çözüneni tercih ediyorum. Ve daha güzel gerçekten etki ettiğini düşünüyorum. Çünkü üçüyle de çalışıyorum. Üçünde de farkı görüyor insan. Yani bu şekilde daha iyi, daha etkili. Özellikle ağız içi yaralarında, vücut
yaralarında, mide yaralarında, ülserlerde, genel hastalıklarda. Midede içiliyor mu? Nasıl yapılabiliyor? Evet, tüketiliyor. Yine böyle direkt sıvı hali kullanılabilir direkt. Evet. Veya yine çörek otu yağıyla karıştırılabilir. Veya suya katılabilir, suya damlatıp o şekilde içilebilir. Başka içeceklere mesela sumeti falan yapılıp onlara katılabilir. O tarz şeylerle direkt tüketiliyor. Mide yaralarına, ülserlere, ülseratif kolite bir sürü probleme gerçekten kısa sürede etki ediyor. Propolis yani aslında anlat anlat bitmez. Başlı başına bir mucize. Grip, nezle gibi bir sürü kış hastalığında, boğaz enfeksiyonlarında, burun tıkanıklığında yani gerçekten anlatarak direkt bitiremiyorum. Direkt buruna sıkılabilir mi bu sprey şeklinde? Direkt propolis mi? Yani hazırladığımız şu karışım daha şeklinde iyi olur. Sıkılabilir evet, buna nane yağını katmayacağız. O şekilde direkt sıkılabilir, damlatılabilir artık nasıl kullanıyorsa. Aslında sıkmak daha iyi. Damlattığımızda geriye yatmış oluyoruz çünkü. Nane yağı katılmadan sıkabiliyoruz. Katılmadan buruna. Aynen o çok yatar. Bunu direkt burun sprey başlıkları da var. Şu an yanımda yok ama çok basit onlar da bulunabilen şeyler. Onunla direkt püskürtüp iki burnu da çok güzel açar. Sinüslere kadar açar. Bayağı faydası olur. Birçok hastalıkta kullanılabilir bir tarif aslında. İnşallah sadece kimse hastalanmasın. İnşallah. Ama hastalanırsak da ya da koruyucu önlem olarak propolisi ve verdiğiniz karışımı çok rahatlıkla kullanabilirler. Ben de bir diş hekimi olarak ağız enfeksiyonlarında hakikaten etkili olduğunu söyleyebilirim. Meryem Hanım çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür sağ olun. Efendim bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.